Merhaba hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Değerli dostlarım, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımlarına devam ediyoruz. Hala birinci ünitedeyiz. Bu dersimizde birinci ünitenin bir diğer alt başlığı olan iletişimin ögeleri konusuna bakacağız. Bu konunun ücretsiz pdf'i yine bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan tabletinize, bilgisayarınıza indirip gerekli tekrarları pdf üzerinden de yapabilirsiniz dostlar. Haydi başlayalım. Öncelikle iletişim nedir? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma, görsel, işitsel, akla gelebilecek her türlü yöntemle aktarılmasına iletişim denir. Yani yolda yürüyorsun. Karşıdan gelen kişi sana yaptı, sen de yaptın. Bu bile bir iletişimdir. Yani akla gelebilecek her türlü imkanlarla sağlanan karşılıklı bir şey. İletişimin kurulmasında bizim 6 tane unsurumuz var dostlar. Gönderici yani kaynak, alıcı ileti yani mesaj, kanal yani iletimin yolu, bağlam yani iletişimin gerçekleştiği, ortam, dönüt ise geri bildirim. 6 tane unsurumuz mevcuttur. Duygu, düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişiye ya da iletişimi başlatan kişiye gönderici diyoruz. İletilen sözü alan kişiye alıcı denir. Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteğe mesaj yani ileti diyeceğiz. Gönderici ile alıcı arasındaki ileti'nin gönderilme şekline kanal denir. İletişimin gerçekleştiği ortama bağlam diyoruz. Alıcının göndericiye verdiği tepkiye cevaba ise dönüt adını vereceğiz. Bakın bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Hayırdır kardeş ne diktik bakıyorsun diye bir konuşma olsun ve iletişim başlasın. Yani bir yerde oturuyorsun hayırdır kardeş ne diktik bakıyorsun dedi biri sana sen de ona kafa gözde aldın falan. En nihayetinde bir iletişim başladı değil mi? Ha tabi bunu tavsiye etmiyorum böyle yapmayın sakın. işte dik dik bakmaktan hatırlayalım. Dik bak diye kodladık. Dönüt, ileti, kanal, bağlam, alıcı, kaynak yani gönderici. Bunları bu şekilde kodlayabilirsiniz dostlarım. Şimdi bir örnek verelim. <laughs> Dershanede karşılaşan Selim ve arkadaşı Murat arasında şöyle bir konuşma geçer. Selim, merhaba Murat, akşam Eyüp Hoca'yı dövelim mi? Ne dersin? Murat cevap veriyor, merhaba Selim, teşekkür ederim ama yapamam. Eyüp Hoca'yı çok severim, ay canım benim. Şimdi bunu gelin, iletişim ögeleri bakımından sınıflandıralım. Burada göndericimiz Selim, alıcımız Murat iletilen mesajımız akşam iyi hocayı dövelim mi? Ne dersin? Bunu sözlü iletti, yazılı iletmedi. Dolayısıyla kanalımız sözlü. Bağlamımız dershane. Dostlarım dershanede gerçekleşti bu iletişim. Verilen cevap yani dönüt teşekkür ederim yapamam biçimindeydi dostlar. Dikkat. Şimdi iletişimde gösterge çok 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 önemlidir. Peki gösterge nedir? Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen sözcük, nesne, görünüş ve olgulara biz gösterge diyoruz. Kullandığımız dil, El kol hareketlerimiz, etrafımızda gördüğümüz levhalar, trafik işaretleri, amblemler vesaire hepsi birer göstergedir. İletişim de işte bu göstergeler yoluyla sağlanır. Biz bu göstergeleri iki gruba ayıracağız dostlarım. Dil göstergeleri ve dil dışı göstergeler. Peki dil göstergeleri ne demektir? Yani sözcüklerle yapılanlar. Bunlar ya gösterendir ya gösterilendir ya da göndergedir. Gösteren dediğimiz şey Harflerin yan yana gelince zihnimizde oluşmadan önceki o anlamlı halidir. Örneğin Ö N D E R harflerinin yan yana kullanılmasına biz gösteren diyoruz. Bunu okuyunca zihnimizde bir resim canlanıyor. Yani arkadaşımız Önder diye bir arkadaşımız olsun diyelim. Zihnimizde bir resim canlanıyor. Yani onun yüzü canlanıyor. İşte o canlanan zihnimizde oluşana kendisine yani önder önder gösterilen oluyor. Gönderge ise canlılığın, nesnenin bizzat kendisidir. Haydi başka bir örnek verelim. Mesela K I T A P harfleri. Bu harflerin yan yana anlamlı bir şekilde gelmesi gösteren. Ben size kitap dediğim zaman zihninizde oluşan resim gösterilen. Kitabın bizzat kendisi. Yanında bir kitap var mı? Yok. Ha. Şöyle bir şey var. Bu kitap olsun diyelim ki. Kitabın bizzat kendisi ise gönderge oluyor dostlarım. Unutmayalım. Gelin bunu bir kodlayalım. Ö, N, D, E, R harflerinin yan yana anlamlı bir şekilde gelmesi gösterendi. Kelimeyi oluşturan harfler. Zihnimde resmi oluşuyor adamın. Buna biz gösterilen diyoruz. Gönderge ise o nesnenin, o kişinin, onun ta kendisidir. Bak, göndergede bizzat kendisi oluyor. Arkadaşımızın adı da Önderdi bakın. Önder nerede geçiyor? Burada geçiyor. Bunu buradan kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Peki, gelelim dil dışı göstergelere. Yazı veya konuşmanın olmadığı, sözcüklerin yerine resim, şekil, fotoğraf gibi nesnelerin aldığı göstergelere biz dil dışı göstergeler deriz. Belirti, belirtke, ikon ve simge. Gelin bunları bir tanımlayalım. Belirti dediğimiz şey insanların dışında I can out. üstünü çizdiğim kısım çok önemli. Doğal oluş içinde kendiliğinden gerçekleşen ve deneyimler sonucu elde edilen kimi olay, olgu ve durumlardan çıkarılan sonuçlara biz belirti diyoruz. Örneğin yüzlerce yıldan sonra anlaşıldı ki ayvaların çiçek açması yazın geldiğinin bir belirtisidir. Ve bu belirti doğaldır. Dikkat edin insan yapımı değildir. Doktorların hastaların dilinin aldığı renge göre hastalığını tahmin etmesi o hastalığın belirtisidir. Doğaldır dostlarım. Gökyüzünde kara kara bulutların toplanması yağmurun yağacağının bir belirtisidir. Bunun belirti olduğunu nasıl anlıyorum? Çünkü yüzlerce yıldır kara kara bulutlar her toplandığında yağmur yağmış. Bu deneyimden yola çıkarak ben diyorum ki bu yağmurun yağacağının bir belirtisi. Belirtike ise dostlar belirtinin tersi Doğal değil, tamamen yapaydır. Bilgilendirme, uyarma, yönlendirme amacıyla kurgusal olarak insanların bizzat kendilerinin yaptığı yönlendirmelerdir. Örneğin trafik işaretleri bir belirtkedir. Yapaydır. Biz yapmışızdır. Biz yönlendirme amacıyla. Ya da bayan ayakkabısı normalde belirtke değildir. Ama bir kapıda, kapıda bayan ayakkabısı resmini görürseniz o nedir? Burası bayan tuvaletidir ifadesi verir bana. İşte o zaman belirtkiye dönüşür. Unutmayalım dostlar. Peki, ikon yani görsel gösterge. Dili kullanmaksızın bilgi aktaran her türlü fotoğraf, resim, şema birer görsel göstergedir. Bu göstergelerde nedensellik yoktur. Birçok yerde bulunan Türk büyüklerinin fotoğrafı gerçekliğin birebir karşılığı olduğu için buna biz ikon diyoruz. Yani herhangi bir resimde birinin resmini gördüğünüzde Bakın burada benim güzel kızım ve işim var. İşte bu bir ikon olmuş olur dostlar. Gerçekliğin bizzat kendi karşılığı. Simge o nedir peki? Simge de bir tür ikon olarak düşünülebilir. Ama simge de bir uzlaşı söz konusudur. Bütün toplum onun üzerinde uzlaşmıştır. Örneğin ay yıldızla oluşmuş bayrağımız Türk milletinin bir simgesidir. Bağımsızlığının simgesidir. Herkes üzerinde anlaşmıştır ki bunlar yan yana geldiğinde artık bir simge, bizim bağımsızlığımızın simgesi. Müzikteki sol anahtarı müziğin bir simgesidir. Nerede görülürse görülsün aynı şeyi anlatır. Eh, hadi bunu da bir kodlayalım zihnimizde. Şimdi dişim ağrıyor dostlar dişim ağrıyor. Bu yapay bir şey mi? Değil doğal bir şey. E, diş ağrısı benim dişimin rahatsızlandığının bir belirtisidir. Kalktım gittim hastaneye diş hastanesine. Orada şöyle bir levha gördüm altında da diş sağlığı önemlidir diyor. Ha Bu bir yapay insanlar tarafından yapılmış ve beni yönlendirmeye çalışıyor diş sağlığıma dikkat edeyim diye. Ha, bu belirtike. Dişin bizzat kendisi bak burada burada burada. Dişin bizzat kendisi, kendisinin fotoğrafı ikondur dostlar. Şu ise diş hekimlerinin sembolüdür. Nereye giderseniz gidin, şunu gördüğünüzde diş hekimliğinden bahsedilen bir sembol yani simgedir. Bunu da bu şekilde öğrenebiliriz. Peki gelelim dilin işlevlerine. Haydi bakalım. Göndergesel işlev yani gönderici işlev ne demektir? Bilgi vermek maksadıyla yazılan cümleler Dil ötesi işlevle çok karıştırılır. Dil ötesi işlevde verilen bilgiler dil bilgisiyle alakalıdır dostlar. Karıştırmayalım sakın. Şimdi aruz şiir dahengi sağlamak için kullanılan bir ölçüdür. Bilgi veren bir cümle dolayısıyla göndergesel işlevde kullanılmış. Fatih Sultan Mehmet 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul'a girdi. Evet bilgi veren bir cümle. Eğer verilen bilgi dil bilgisiyle ilgili olsaydı birazdan örnek vereceğiz. O zaman dil ötesi işlev olurdu. Heyecana bağlı işlev heyecan ve duyguları ifade eden aman Allah'ım bir insan bunu nasıl yapar? Çabuk olun bir an evvel yetişmeliyiz. Yani ünlem cümlelerine biz heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır diyeceğiz. Alıcıyı harekete geçirme işlevinde alıcı harekete geçecek bunu duyduktan sonra. Yani emir kipinde kullanılan cümlelerdir. Kitabını aç oku öğrenciler bahçede toplansın. Bu konu bittikten sonra soru çözün gibi alıcıyı harekete geçirme işlevi. Kanalı kontrol işlevi ise bildiğimiz soru cümleleridir dostlar. Anlattıklarım anlaşıldı mı? Bak kanalı kontrol ediyorum. Niye? Sizle sözlü anlaşıyorum. Acaba bu sözlü anlaşım biçimi işe yaradı mı? Kitaptaki soruları cevapladınız mı? Soru soruyorum. Bahçedeki diş budak ağacını gösterebilir misiniz? Soru soruyorum. Dolayısıyla biz buna kanalı kontrol işlevi diyoruz. Şiirsel işlev yani şairane işlev. işte bir şiir parçası gördüğümde, bir sanatsal metin gördüğümde şiirsel işlevdir. Dil ötesi işlevse göndergesel işlevle karıştırmayalım sakın. Dille ilgili bilgiler veren bak sınırlandırılmış dil bilgisi. Örneğin dilek ve zaman ekleri fiillere getirilir. Dil bilgisiyle ilgili bilgi veriyor bana. Dolayısıyla bu da dil ötesi işlevdir diyeceğiz dostlar unutmayalım. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.